Futbol ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol severler. Bugün sevgili Taner Karaman'la birlikteyiz ve Galatasaray'daki gelişmeleri konuşacağız. Abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk Murat. Derbi gündemi. Evet. Artık sıcaklaştı ve Galatasaray'da da derbiye nasıl çıkılacak? Okan Hoca nasıl bir oyun ortaya koymayı planlıyor? Bayern Münih maçı derbi 11'i nasıl etkiler ve oyunu nasıl etkiler üstüne aslında çok fazla soru var ve gündemimizde aslında Okan Burun'un derbiye evet. nasıl başlayacağı yönünde detayları aktarmak üstüne. İstersen sen detayları ver, sonra üstüne değerlendirmelerde bulunalım. Yani aslında şöyle, şimdi derbi konuşacaksak eğer tabii ki Bayern Münih maçından bağımsız bir şekilde konuşamayacağız. Doğru. Çünkü derbi yani bu oynanacak 90 dakika Bayern Münih maçı içinde ışık tutacaktır ve Galatasaray taraftarlarının büyük bir kısmı yani bir yandan derbiyi düşünürken bir yandan da hep o akıllarının bir köşesinde Bayern Münih maçı da var. Bunu da eklemiş olalım. Yine İlerleyen dakikalarda tekrardan Bayern Münih'e döneriz. Şimdi Galatasaray'da öncelikle ben hani eksik konusuna girmek istiyorum. Çok bir eksik yok aslında takımda. İşte Ziyeh'in durumu bir soru işareti şu an. Zaha'nın ve Davinson Sanchez'in döndüğünü biliyoruz. Yani burada oyun anlamında baktığımızda hani çok büyük böyle eksiklikler olduğunu görmüyoruz. Burada orta sahadaki tercih biraz tabii maçın belirleyicisi olacak ki Torreira'nın yanında o kon hoca Kaan Ayana görev veriyordu böyle kritik maçlarda. Bu kez Kaan mı oynayacak yoksa orada bir Kerem Demirbay hamlesi mi olacak? Yoksa belki de abi çok sürpriz bir şekilde Endombele'nin ilk 11'de olacağını bile çok mu görebiliriz. Ya yani çok sürpriz değil Bana açıkçası. Da çok sürpriz gelmiyor çünkü. Böyle istihbaratlar var. Endombele'nin evet. son maçtaki gösterdiği durum evet. fiziksel anlamda bazı fotoğraf karelerinde sanki kilo fazlası varmışçasına gözüken görüntüsünün aslında olmadığını bize gösterdi. Evet. Fiziken o kadar iyi durumdayken Endombele. Yani bence bu maçın sürprizi Endombele'nin oynamaması. Yani oynamaması benim için sürpriz olmaz aslında. Ben yani yine böyle bir sonradan oyuna dahil olmasını daha olası buluyorum ama ilk 11'de de başlayacağına yönelik istihbaratlar var. Evet, burada Burada evet. tekrardan söyleyelim. Burada Kerem Demirbay'ın yine oynama ihtimali bulunuyor tabii ilk 11'de. Ön taraftaki tercih burada yine maçın belirleyicilerinden biri olacak ki işte Keremi forvet arkası görüyorduk biz bazı doğru, maçlarda. Zaha'nın sol oynadığı maçlarda Şimdi burada da yine Kerem e, Forvet arkası tercih edilirse kenarlarda Zaha ve Barış Alper tercihleri gelebilir. Tete'nin 11 başlayıp başlamayacağı biraz tabi bilinmiyor şu an ama hani böyle bir e, çeşitlilik var hocanın elinde yani bir zenginlik var. Bu da tabi e, Okan hocanın elini rahatlatıyordur yani bu zenginlik. E tabi yani birincisi bu maçın galibini bence 11'ler değil hamleler evet. belirleyecek. Yani bu hamleleri doğru yapan taraf maçın e, kazanan tarafı olacak gibi gözüküyor. Bir beraberlik beklentim yok. Ve Galatasaray kadro olarak da e, çok fazla opsiyona sahip. Beşiktaş cephesinde eksikler kısıklı, fazla. Evet. E, Bunun detayını da veririz birazdan. Çok fazla eksik olan bir Beşiktaş var. Aynı zamanda Galatasaray'da hakimin durumu biraz belli belirsiz ama sahada olmasını beklemiyoruz zaten. Ve kadro olarak da baktığımız zaman Galatasaray'ın kadrosu Beşiktaş'ı geçme konusunda zorluk yaşamayacak bir kadro. Ama tabii akılların Bayern Münih maçında olmaması lazım. Evet. Şimdi konferans öncesi Samsun karşılaşmasını hatırla Murat birçok oyuncu kendini adeta kendini saklıyor demiştik abi. Evet, Yani Kopenhag maçında sahada olayım arzusuyla, Şampiyonlar Ligi maçında sahada olayım arzusuyla ki Manchester United maçı öncesinde de keza aynı şey geçerliydi. Oyuncular fizikken kendini saklıyor. Sakatlık yaşamayayım. Bir problem yaşamayayım düşüncesiyle kendisini kapatıyorlar. Hele bir de ilk 11 garantisi ise, garantiyse kim? Bunlar Abdülkerim örneğin. Evet. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu örneğin. Bunlar bu oyuncular ilk 11 garantiyse... ise Kazanabilecek kadar oynayıp kendini kapatıyor. İşte Beşiktaş maçında da bazı oyuncuların kendisini Münih maçından dolayı, Bayer Münih maçından dolayı kazanabilecek kadar efor sarf edeceklerini düşünüyorum. Dozunda hani böyle fazlaca yükleneyim, çok fazla performans vereyim değil hatta kendilerini biraz kapatıp sakatlanmamak adına bazı oyuncuları kaçak futbol oynayacağı kanısındayım. Evet, bunu bize aslında, gösterdiler iki maçta. Evet aslında tam da bu sebepten dolayı hani evet favori Galatasaray bunu... Ben de kabul ediyorum, katılıyorum ama bir yandan da Beşiktaş tarafına baktığımızda Beşiktaş'ın kazanmak istediği bir maç ve Beşiktaş'ın direkt olarak hedef maçı aslında Galatasaray karşılaşması. Yani burada favori ne kadar Galatasaray'da olsa bir tarafta işte birkaç gün sonra oynanacak Bayern Münih maçı varken diğer tarafta da tamamen hedefe odaklanmış, hedefe kilitlenmiş, işte teknik direktörle yolları ayırmış, bir başkanlık seçim sürecinde olan, yeni bir teknik direktörü olan bir geçiş sürecinde teknik direktör olan bir takım var ve bu maçı kesinlikle kazanmak için oynayacaklar. Belki de kaybetmemek için oynayacaklar. Yani bu evet. da maçın yine gidişatı e, adına önemli bir durum. Yani e, baktığımızda işte Abu Bakar gibi, Rebiç gibi eğer oynarsa ki Rebic'in de abi son dönemde performansının arttığı söyleniyor. Özellikle Doğru. yeni yardımcılarla birlikte. Burak yeni yardımcılarıyla. Yani burada açıkçası hani Galatasaray için genel anlamda konuşulduğu kadar kolay bir maç olduğunu ben düşünmüyorum. O yüzden dikkatli olmak lazım. Yani Galatasaray'ın bu karşılaşmayı böyle Çantada keklik olduğunu düşünmüyorum. Öyle düşündüklerini evet. zannetmiyorum. Ama taraftarımız önünde oynuyoruz. Rakipte sıkıntılar var vesaire diye düşünerek çıkarsa o sıkıntılar biraz problem oluşturabilir <laughs> sevgili Murat. O yüzden de Galatasaray muhtemelen oyunu ilk yarıda bitirme konusunda bir mücadele verecek. Aynı Samsun Spor maçında evet. olduğu gibi. Bu gerçekleşmezse ikinci yarıda bazı hamlelerle birlikte oyunun üstünlüğünü almaya çalışır. Ama Burak Yılmaz cephesinde konu biraz artık tamam mı devam mı maçı. Evet. İstanbul Spor Karşılaşması kendisi adına bir referans maçı çok kabul edilemeyeceği için. Eğer ki Galatasaray'ı deplasmanda yenersem Beşiktaş'ta yoluma ileride de yeni yönetimle de devam edebilirim arzusu muhtemelen düşüncesi kendisi de var. Bir ispat aslında. Bu. Bir ispat. Evet. Kaybederse eğer kötü futbolla kaybederse de döneminin sonu anlamına gelebilir. Yani karşı taraf evet sıkıntılı ama aynı zamanda kaybedecek çok da bir şey olmayan bir taraf. Kaybedecek bir şey olmayandan korkmak lazım. ve Aynı zamanda Galatasaray tarafı da e, şu anda evet şampiyonlar araları, yoğun tempolar ama milli aranın verdiği bir avantajla beraber ki birçok oyuncusu milli takıma gitmediği için de evet. birlikte çalıştı. Daha derli toplu, daha böyle fiziken <laughs> güçlü bir Galatasaray'ı muhtemelen sezonun o milli arasından önceki döneme göre, göre göreceğiz. Geçtiğimiz sezon ki Galatasaray'ın çıkış yaptığı hafta yine milli aranın hemen ardından gelen Beşiktaş evet. maçıydı. O maçla birlikte Galatasaray 14 maçlık seriler vesaire derken bir süreç başlamıştı. Şimdi de Galatasaray'ın oyununun daha da derli toplu olduğu bir döneme girdiğimiz kanısındayım. Ya o Galatasaray'la bu Galatasaray arasındaki belki de en büyük fark abi. Bir tanesi tabii Şampiyonlar Ligi oynamıyordu Galatasaray. Bu bir fark ve bir de ya yani Okan Buruk bugünkü kadar güçlü değildi o dönemde. Yani çok ciddi çok arkasında ciddi anlamda tartışılıyordu. Hatta işte Beşiktaş maçını kaybederse hani yollar ayrılabilir noktasındaydı o, o virajda. Başakşehir ve Beşiktaş maçları vardı arka arkaya. O virajı çok iyi döndü ve oradan sonra da zaten şampiyonluğa uzandı. Şimdi bu kez hem daha güçlü Okan Buruk hem elinde de daha güçlü bir kadro var. E bir de yani şu an baktığımızda Galatasaray'ın işte 50 bin taraftarla oynayacak. Ve bu bence yani 50 bin taraftar etkeni çok önemli. Ve hani galibiyeti Galatasaray'a yaklaştıran noktalardan biri de kesinlikle bugün ya bu maçta ev sahipliği avantajı olacaktır. Evet Okan Hoca'nın geçtiğimiz sezon gider mi kalır mı? Kaybederse gönderilir e, söylentileriyle çıktığı Beşiktaş maçından bir yıl daha kontrat imzaladığı bir Beşiktaş maçına. Evet. Bir senede ne kadar çok Şampiyon şey apuletiyle. yaşıyor. Şampiyon apoletiyle. Şampiyon apoletiyle. Düşünsene bak hikayeye bak. Bir sene önce Beşiktaş maçına yine bu haftalarda çıkarken Kaybedersen kaybederse gitti söylemi evet. vardı. Bugün ise enci, 50. yıl pastasını kesiyor. Kontrat uzatılıyor. Manchester United'ı yenmiş. yenmiş Haftaya da Bayern'le oynuyor. Evet inanılmaz bir değişim. Bir çıkış hikayesi, bir yükseliş Çok hikayesi. Çok büyük bir evet. çıkış hikayesi ve şunu da söyleyeyim. Okan Hoca eğer Bayern Münih'i geçerse Murat, bu sefer Okan Hoca'nın transfer iddialarını konuşmaya evet. başlarız. Yani özellikle e, mesela İtalya Ligi'nden yani, farklı durumlar olabilir. İnter'de olurdu. biliyorsun inter. doğum günü kutladı evet. Hoca'nın. Yani Hoca'nın da tabii o İtalya portföyü geniş ve orada da yani Galatasaray'dan giderse bir gün işte bu ya milli takım olur ya e, yurt dışı. Inter, yurt dışı. <laughs> Yani Premier Lig mesela müthiş olurdu yani bir Türk evet, teknik adamı orada izlemek. Belki bu arada Erol Hoca, Erol evet, Bulut. Erol Hoca Cardiff'de oraya çok iyi işler kendine. yapıyor yani. Cardiff'teki bu çıkışıyla birlikte Erol Hoca'ya bir Premier Lig takımından teklif gelebilir. Ya da kendisi Cardiff'i yukarı atabilir. Evet ya yani ikisi de artık hani tadından yenmez diye hiç fark etmez. Evet. E, i̇ster Cardiff'te ister kendini atarak ama bir şekilde Premier Lig'de bir Türk hocayı da görmek. Güzel istiyoruz olur. diyebilirim. Şimdi yayının sonuna doğru da geliyoruz evet, abi. Burası. Eklemek istediğin farklı detaylar varsa Teşekkür onları ederim. da alabilirim. Yoksa yavaş yavaş yayına Çok Güzel bir derbi olsun. Kazananın hakkıyla kazandı. Hakemin işin içine girmediği bir derbi olsun. Beşiktaş taraftarları da yerini alacak uzun bir aradan sonra. Evet, bu da önemli ee, bir detay. Olaysız bir karşılaşma diliyorum. Çünkü şunu söylemek lazım. Bu karşılaşmada bir referans maçı olacak bu karşılaşma. Eğer ki Beşiktaş Galatasaray taraftarları arasında deplasman kavgası, gürültüsü olmazsa bundan sonrası için de İl Güvenlik Kurulu'nun önünde iyi bir done olacak. O yüzden lütfen olaysız, misafirperver ve e, kargaşanın olmadığı bir derbi maç olsun ki deplasmanın, şimdi bu maçta bir olay yaşanırsa bundan sonrasındaki derbi maçların deplasmanına açılıp açılmayacağı ile alakalı çoğunluk fikri muhtemelen bu karşılaşmada çıkan olaylar olur. O yüzden evet. lütfen deplasman olayları olmasın ve Bundan sonra da hep deplasman tribünleri açık olsun. Evet çok teşekkür ediyorum abi değerli yorumların ve aktardığın bilgiler için. Umarız e, iyi oynayan e, kazanır maç. diyelim ve keyifli de bir maç olur. E, yani baktığımızdan iki takım da istekli olacağını biliyoruz. Güzel keyifli bir maç olursa hani izleyici açısından da tabii önemli olacaktır böyle bir derbi. E, onun dışında yine izleyicilerimiz bu yayın bittikten sonra yorumlar kısmına kendi yorumlarını yazabilirler. Bunu eklemiş olalım. O yorumları biz önümüzdeki yayınlarda tekrardan Değerlendiriyor olacağız ve tabii ki bu yayını beğenirseniz eğer daha fazla Galatasaray taraftarına ulaşabiliriz. Bunu da ekleyelim. Futbol Plus'a abone olursanız önümüzdeki tüm yayınlardan haberdar olabilirsiniz diyelim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.